Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatr profesör doktor Nevzat Tarhan konuğumuz her cuma olduğu gibi. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, gelecek kaygısıyla başa çıkmayı konuşacağız sizinle bugün. Tabii. Bu tabii sık yaşanan bir durum olabiliyor, özellikle gençler için. Bu konuda neler söylersiniz bize? Tabii şimdi özellikle gençler için gelecek kaygısı önemli. Gençler eğitim hayatında, eğitim hayatı bittikten sonra işte mezuniyetle birlikte hayatın gerçeklerine hoş geldin diyoruz. Evet. İster istemez böyle durumlarda gençler gelecekle ilgili bir yol haritalarının belirsizliğin olması, yol haritalarının olmaması onları tedirgin ediyor haklı olarak. Bu bazı gençler bu konuda daha şanslı oluyorlar. İşte sosyal destekler oluyor, aile destekleri oluyor. Ama bunlar çok fazla değil, azınlıkta. Yani büyük çoğunluk kendi ayağı üzerinde durmak zorunda. Yani bir kendisi okulu bitirdikten sonra bir iş bulmak, bir kendine bir düzen kurmak zorunda. Bu gençlerdeki gelecek kaygısını etkiliyor. Bu konuda yapılmış şeyler önemli. Özellikle gençlerde şöyle bir Anadolu'da bir söz vardır, yapı taşı açıkta kalmaz diye. Yani bir genç kendisini donanımlı hale getirirse, evet, yani mesela dil öğrenmeden tutun da şeye kadar böyle yani bilgisayar öğrenmeye kadar birçok böyle becerilere kadar kendisini donatırsa, bu kişiler mesleki olarak gelecek kaygısının konusunda daha uzun sürme, kısa şey oluyor o dönemlere gelecek kaygılara. Yani bunun hazırlıklı, zaten gelecek kaygısının en önemli sebebi hazırlıksız olmaktır. Evet. Hazırlıklı olan kişiler, ya yani bir kriz, yani krizde de öyledir. Bir krizde en çok zarar görenler krizi önceden öngörüp hazırlık yapmamış olanlardır. Mesela yağmur yağacağı zaman, fırtına çıkacağı zaman insan yani muhtemel artık kış geldi, yağmur yağacak, fırtına çıkacak diye düşünürse hazırlığını yapar, daha hafif ve kısa geçirir. Ama hazırlık yapmayanlar hemen ondan etkilenir. Bu hatta şey vardır, bu meşhur hikayeleri var ya, bu hayvan hikayeleri. Bu Ağustos böceğiyle, evet, karınca hikayesi, hı-hı, biliyorsunuz. Ağustos böceği bütün yaz eğleniyor. Şu andaki klasik La Fontaine hikayelerinde eğleniyor. Tam kış geldiği zaman titremeye başlıyor. Karıncanın kapısını çalıyor. Karınca ne diyor? Sen bütün gece, bütün yaz eğlendin diyor. Sana geri çalışsaydın diyor ona. Hı-hı. Şu anda onun yeni versiyonu çıkmış. Diyorlar ki, şimdi bütün yaz Ağustos böceği çalıyor, eğleniyor. Bir limuzin arabayla şeyin kapısına geliyor. Kıyafetlerini, kürklerini vesaire girmiş. Karıncanın kapısına geliyor. Paris'e kışı geçireceğim, bir isteğin var mı diye soruyor. Diyorlar. Evet. Evet, yani burada zamana ve şartlara göre de değişiyor bu. Şimdi insanın gelecek kaygısı ve hazırlık yapmayla ilgili dedik. Neden hazırlıklı olan bir kimse, yani bir kriz çıkarsa ne yapabilirim diye zihinsel olarak ve onunla ilgili tedbirlerini alırsa, bu gelecek kaygısıyla ilgili bir kaygı aklına geldiği zaman, ya ben bunun için gelecek hazırlığımı yaptım. Hı hı. İşte üniversiteye gidiyorum yahut da işte şöyle şöyle güvencelerim var, böyle böyle bir durum var, kaygı kontrol eder. Ama bunu kaygıyı kontrol edemeyen kişi günlük yaşayan, anlık yaşayan kişiler. Şu şey yanlış anlaşılıyor. Anı yaşa diye bir slogan var ya, aslında o anda yaşa olması lazım. Yani anı yaşa sloganı insanların hiç gelecekle ilgili plan yapma, geçmişe önem verme gibi böyle umursamaz, konformist ve egoist bir insan tipi, Z kuşağı ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet. Anı yaşa diye. Aslında anda yaşa. Yani bu gelecek kaygısı da bazen hastalık boyutunda oluyor. O hastalık boyutunda olan gelecek kaygısı, yani kişi oturuyor, her şey evinde yolunda giderken, ya çocuğuma bir şey olursa, ya sınıfta kalırsam, ya iş bulamazsam diye, yani bir insan 2 ay sonra aç kalacağım diye oturup, ya 2 ay sonra aç kalırım diye şimdi düşünse, bütün entelektüel enerjisini bugüne harcar ve zaman ve enerji kaybıdır onun için. Evet. Yani onun
oturup da 2 ay sonra aşk alacağım diye şu anda üzülmek rasyonel değil. İnsan da bazen gelecek kaygısı da kabul edilebilir sınırların üstünde oluyor bazı kişilerde. Neden? Yani, bu neye bağlıdır acaba? Tabii bu şuna bağlı. Kişinin kaygısı yüksek olan kişiler böyle durumlarda insanın bir zihinsel enerjisi var, entelektüel enerjisi var. Hı hı. Normalde insan bugüne yetiyor o insana. Hı hı. Bugüne yetiyor, hı hı. Bugün yetiyor. Ama bazı kişiler bu entelektüel enerjisini kullanamıyorlar. Ne yapıyorlar? Geçmişle ilgili en çok keşke kelimesini çok kullanıyorlar. Keşke şunu deseydim, keşke bunu yapsaydım, bu haksızlığa niye uğradım deyip oturup bugünün sorunlarına uğraşıp çözmek yerine geçmişe zihnini dağıtıyor. Hı-hı. Yahut da acaba kelimelerini kullanarak gelecekle ilgili. Acaba şöyle mi yapsam, acaba böyle mi olsam, acaba bunu da yapsam. Yani acaba ve keşke kelimelerini aşırı kullanan kişilerde yani bugün... Bugünü aküyü boşaltıyorlar enerjisini sanki. Evet. Ve bugünü ayakta tutmakta zorlanıyorlar. Böyle durumlarda işte ufak bir krizde de panik yaşarlar bu kişiler. Halbuki insanda bugünün mutlu olabileceği, bunu çözebileceği için bir zihinsel kapasite var insanda. Ama bu ilginçtir. Gelecek ve endişesi, geçmişle ilgili kaygılar ve gelecek endişesi canlılar içerisinde sadece insanda var. Bununla ilgili metakognisyon geninden bahsediliyor. Meta zihin üstü gen. Evet. Yani bu kişiler geçmiş ve geleceğe insanoğlu geçmiş ve gelecekle ilgili projeksiyon yapma kapasitesinde insanı. Yani yaratılıştan olan bir şey bu. Hı hı. Ama bunun dozunu kaçırdığın zaman bu sefer yani geleceğe kontrol etmek istiyorsun. Geçmişle ilgili kontrol etmek istiyorsun. Kontrol duygumuzu yanlış kullanıyoruz. Hı. Yanlış kullandığımız zaman da acı çekiyoruz. Yani insanın kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Aklını bunları dozunu ayarlamakta kullanması gerekir. Hatta bunun için bazı filozoflar şey yapmışlar. Mermerin üzerine bugün diye yazıyorlar. Masasına koyuyor böyle. Geçmişe geleceği acabalar, keşkeler böyle beyninde hücum ettiği zaman hemen o bugün diye slogana bakıyor. Hemen bugüne dönüyor, bugünün işlerini bitiriyor. Zaten bugünü çözen insan gelecekle ilgili de adımını atmış olur. Yani gelecekle ilgili insan 10 dakika düşünebilir ama 60 dakikanın 59 dakikası bununla düşünürsen ruh sağlığı bozulur insanın. Evet. Yani gelecek kaygısını düşünmemek umursamazlık, o da sakıncalı. Ama gelecekle ilgili acabaları fazla kullanmak, o da sakıncalı. Bu ikisi de insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen durumlardır. Peki nasıl baş edilir bununla? Tabii. Yani kişi böyle durumlarda o biraz önce dediğin gibi yani bunu artık hastalık boyutuna gelmemişse hani günlük gelecekle ilgili acabalar var. Yani böyle durumlarda kişi bir bilenden yardım alması gerekir. Burada yani insanın dert ortağı, dostu, arkadaşı varsa onlarla konuşabilir, çözebilir. O çözemezse uzman yardımı, profesyonel yardım burada işe yarar. Diğer taraftan da bu gelecek kaygısı bir hastalık belirtisi oluyor bazı durumlarda. Yani hastalık belirtisi oluyor. Yani kişi, yani o derece ki kişi şeyle yani sabah uyandığı zaman sabah kaygısıyla, anksiyeteyle uyanıyor. Evet. Bunun arkasında iki duygu var. Ümitsizlik ve gelecek kaygısı. Ve bunun arka planında onun kişiliğindeki bazı kalıp yargıları vardır o kişinin. Yani geleceğe kontrol etmeliyim diye. Her şey benim denetimimde olmalı diye. Bu kişilere, bunlara biz tanrı kompleksi diyoruz. Tanrı kompleksi. Yani kişi öyle ki tanrı Allah'ın rolünü çalıyor. Yani egosu yüksek kişilerdir bunlar genelde. Her şey benim dediğim gibi olmalı. Her şeyi ben kontrol etmeliyim. Her şey benim planlamadığım gibi olmalı diyen egosu yüksek ve kontrol duygusu yüksek kişilerdir bunlar. Yani ilahi bir rol kendilerini yüklüyorlardır aslında farkında olmadan. Yani evet. Kendi haddini aşan kişilerdir. Bu kişiler acı çekerler gereksiz yere. İnsanın gücünü yettiği, kontrol edebileceği şeyde kontrol edebilir. Edemeyeceği şeyde de böyle durumlarda yani kişi en iyi çözüm zamandır. En iyi tefsir edici zamandır, yorumlayıcı zamandır diyerek zaman içerisinde bir plan yapıp zihnini bugüne yöneltir. Terapide bunlar çalışılıyor bu kişilerde. Yani ilgi odağını, dikkat odağını geçmiş ve geleceğe dağıtan kişilerde dikkat odağını, ilgi odağını
bugünkü önem ve öncelik sıralaması yaptırılıyor kişilere. Senin hayatının önem ve öncelikler nelerdir? Önem ve önceliklere bakıyorsun, karıştırıyor bu kişiler. Çok önemsiz bu konuyla saatlerce düşünüyor. Önemli birçok konuyu atlıyor. Ve bunun sonucunda da bugünü yönetemediği için gelecekle ilgili kaygı ortaya çıkıyor. Evet. Yani terapi bununla ilgili, eğer kişi kendi kendine aşamazsa uzmanlar 10 seans duruma göre 20 seans terapi yapılarak kişi bununla ilgili kaygılarını düzeltip kendine bir yol haritası çizebilir. Ama yani bu genelde bu tarz kişiler de bizim yani hasta olmayan, hani günlük hayatta gelecek kaygısı yani yaşayan kişilerde yalnızlık duygusu da çok oluyor onlarda. Yani insan ilişkisel bir varlık insan. Tek başına mutlu olamıyor insan. Ve insan böyle sorunları çözerken, yani yalnız kaldığı zaman daha çok sorun büyüyor. Evet. Böyle iyi bir arkadaş grubu varsa, yani burada bir genç özellikle anne ve baba, ona yani böyle bir durumlarda gelecekle ilgili kaygısı konusunda onun yanında olduğunu hissettirirse, evde gibi sıcak bu ortam, güvenli bir ortam varsa, böyle durumlarda çocuk gelecek kaygısı olmuyor. Yani bir şey olsa bile bir ailem var, annem babam aile var, birlikte çözeriz diyor. Konuyu fazla, ama yalnız olan kişilerde gelecek kaygısı çok fazla oluyor. Yani peki, bu da yalnızlık ve umutsuzluk gelecek kaygısını artıran iki özellik diyebiliriz. Aileler bunu gençlere nasıl hissettirebilirler? Şimdi aileler şöyle, evin sıcak, güvenli bir ortam olması lazım. Yani evi, çocuk genç eve severek geliyorsa, evde sohbet, paylaşım, yani sıcak ilişkiler varsa, o evde çocukta bir gelecek kaygısı olsa bile, yani annem, babam, ailem, yani bir sosyal desteğim var duygusu, yani problemi birlikte çözeriz deyip takıntı haline getirmiyor onu. Ama çocuk yalnızsa, yahut evde huzursuzsa, evde devamlı ses tonu yüksekse ya da parçalanmış aile ise, böyle durumlarda çocukta gelecek kaygısı daha fazla oluyor. Yani annem babam beni sevmiyor duygusu varsa çocukta. Bazen anne baba çocuğu sevdiği halde çocuk annem babam beni sevmiyor hissini yaşar. Yani bu hissi olan şeylere biz böyle mesafesiz terk ediş diyoruz. Yani anne baba birlikte ama çocuk duygusal ihmal var. Yani çocuğa zaman ayırmamış, paylaşım yok, sohbet yok, muhabbet yok. Yani ama çocuğun bütün temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Yediriyor, içiriyor, giydiriyor, her şey. Fakat çocuğun duygusal, psikolojik ihtiyaçlarını karşılamıyor. Yani aynı midemizin, vücudumuzun protein, karbonhidrat ihtiyacı olduğu gibi insanın ruhunun da sevgiye, güvene, saygıya ihtiyaç var. Bunlar da psikolojik gıdalardır. Evet. Güvenli hissetmesi lazım evde kendini. Kendisine değer verildiğini, saygı gösterildiğini hissetmesi lazım. Sevildiğini hissetmesi lazım. Temel güven duygusu olması. Bunlar olursa ruhunun, insanın psikolojik ihtiyaçlarını karşılandığı için kişi bu durumda gelecek kaygısı olmaz. Çünkü yalnız hissetmez kendini. Yani anne baba çocuğa yalnız hissetmesin. Oğlum bir kriz olursa, çocuğun, kızın bir kriz olursa biz hep beraberiz. Yani bir şekilde çözeriz duygusu olursa o çocuk ne yapar? Arkasını güvende hisseder, hayata atılır. Risk alır, girişimlerde bulunur, gelecekle ilgili plan yapar. Ama yani arkasında destek olmadığını hissederse daha da zorlanır. Evet. Ama bir de bazen de tersi oluyor. Mesela yurt dışına giden gençleri görüyoruz. İşte doktora burs alıyor vesaire, Amerika'ya gidiyor. Bakıyorsun oradaki Amerikalardan daha çok çalışıyor, daha çok yükseliyor, daha iyi projeler alıyor, daha iyi mutlular alıyor. O niye? Çünkü düşersem doğru her şeyimi kaybedeceğim diyor. Onu motive ediyor. Yani bazen imkansızlıklar insana kamçı gibidir. Bunu da düşünebilir. Yani hedefi olan, hedefsiz kişilerde de gelecek kaygısı çok olur. Amacı olmayan, gelecek projeksiyonu olmayan, hedefi olmayan kişiler, yani bir yaş, ego ideali olmayan kişiler, hayatım sonunda nasıl bir insan olacağım, nasıl anılmak istiyorum gibi, sadece somut hedefler değil. Yani maalesef modernizm, şu anda popüler kültür gençlere hep somut hedefler veriyor. Evet. Evin, araban olsun, şuyun olsun, buyun olsun. Böyle olunca yeni yetişen kuşaklar da bunlar zaten kolay elde ediliyor. Devlet garantisi var, annem babam var diye kendini konformist oluyor, ben merkezci oluyor, rahatına düşkün oluyor.
Evet, Yani, evet. Ve onun gelecekle ilgili hafif bir kaygı faydalıdır onun için. Ama dozunda olmalı. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.